Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. ÖSYM tarz soruların çözümüne başlayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Birinci soru, 5 basamaklı 5137 x sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 6 ile bölünebilmesi için arkadaşlar bu sayının 2 ve 3 ile de tam bölünmesi gerekiyor. O halde bu sayımız 51, 37 x sayısı eğer 2'ye bölünüyorsa 2'nin katı olmalıdır. O halde birler basamandaki x'imizin alacağı değerler arkadaşlar çift rakamlar olacaktı. 0, 2, 4, 6 ve 8 olmalıdır. Bu sayı 3 ile de tam bölünmeliydi. O halde 51, 3, 7 x sayısı 3'ün katı olacaksa 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamına bakacaktım. 5 artı 1 artı 3 artı 7 artı x'in 3'ün bir katı olmasını istiyoruz. 5 bir daha 6, 16, 16 artı x eşit 3'ün katı olacaksa x'in alacağı değerler arkadaşlar 18 olması için 2, 3 arttırdığımız zaman 5 ve 3 arttırdığımız zaman 8 olur. Böylece x değeri sol sütundaki şu sayılarla sağ sütundaki şu sayılardan ortak olanlar olmalıdır. O halde 2 ve 8'i x yerine alırız. O halde x elemanıdır 2 ya da 8 olmalı. Bu durumda 2 ile de 8'i toplarsanız cevabımız 10 olarak E diyoruz. Dördüncü soruyu çözelim arkadaşlar. 5 basamaklı 5x2yy doğal sayısı 24 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi 24 ile bölünebiliyorsa 24'ün aralarında asal iki çarpanı 3 ve 8 olduğu için bu sayı 3'e ve 8'e tam bölünmelidir. O halde 5x2yy y sayısı arkadaşlar 8'in bir katı olmalı. Ve aynı zamanda 5 x 2 y y sayısı 3'ünde bir katı olmalıdır diyoruz. O halde 8'e bölünebilme kuralımızda son 3 basamağa bakıyordum. Bu durumda 2 y y 8'in katı olmaz için 2 0, 0 olmalı yani 200 ya da 288 olmalıdır. Bu durumda y ya 0'dır ya da 8'dir diyoruz. Şimdi 3 basa 3 ile bölünebilmesi için de 5 artı x artı 2 artı 2y'nin 3'ün katı olması lazım. 2 ile 5 topladım 7. 7 artı x artı 2y 3'ün katı olmalı. Şimdi y ne demiştik? 0. Y 0 olursa arkadaşlar 2 kere 0 0. 7 artı x 3'ün katı olmalı. Bu durumda x'in alacağı değerlerimiz nelerdir? 9 olması için 2. 3 arttırıyorum 5. 3 arttırıyorum 8 olur. Ve ikinci durum y'nin 8 olması durumu arkadaşlar. 2 kere 8 16. 7 daha 23 artı x eşittir. E, 3'ün katı olmalı. 23 e, 24 tam bölündüğü için x'in alacağı değerimiz burada 1, 4 ve 7 olmalıdır. Bizden x artı y toplamı en az kaç olmalıdır? x artı y toplamı en az olacaksa x'i e, şuradan 2 ve y'yi de 0 seçersek 2'yi elde etmiş oluruz. Bu durumda doğru seçeneğimiz de A şıkkıdır. İkinci soru arkadaşlar. Rakamları farklı. 4 basamaklı 3x 7y doğal sayısının 5 ile bölümden kalan 1 olup 9 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi 3x7y sayısı 5 ile bölümünden kalan 1 ve bu sayı 3x7y sayısı 9 ile tam bölünmektedir. Buradan y'yi bulmak için 5'e bölümden kalan 1 de arkadaşlar birler basamağına bakıyordum. Y'nin 1 ya da 6 olması lazım. Rakamları farklı 4 basamaklı demiştik. Dolayısıyla Y yerine 1 yazabiliriz. Y yerine 6 yazabiliriz. Burada rakamları toplamına bakacaktım. 9 ile bölünebilmede 3, 7 daha 10 artı x artı y eşittir. 9'un katı olmalı. Şimdi y değerimiz arkadaşlar 1 ise y 1 ise y'nin 1 yazdığımız zaman 11 artı x 9'un katı olmalı. Bu durumda x'imiz kaç olmalıdır arkadaşlar? 7. Rakamları farklı dediği için 7'yi ne yapamayız? Alamayız. Yes. O halde y eşittir 6 ise ne olacak arkadaşlar? 10. 6 daha 16. Artı x eşittir 9'un katı olmalıdır. 9'un katı 18'e ulaşmak için x yerine kaç yazmalıyım arkadaşlar? 2 yazmalıyım. Bu durumda 3, 2, 7 ve 6 şeklinde sayımız olur. Rakamları farklı olur. O halde x, 2, y'yi de kaç buluruz? 6. Bunların toplamı demişti arkadaşlar. 2 ile 6'yı toplarsak 8 doğru cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soruya geçelim. Rakamları farklı 3 basamaklı 9 ile tam bölünebilen en büyük doğal sayı. X, Y, Z olsun. X, Y, Z. 9 ile bölünebilen en büyük doğal sayı. Rakamları farklı arkadaşlar. O halde bunun en büyük olması için bizim x'i 9, y'yi 8 seçersem 9, 8 daha 17. 9'un katı olması z'yi kaç seçmem lazım? 1 seçmem gerekiyor. Buna göre bizden y çarpı x artı z sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? O halde y 1'di çarpı e, pardon y 8'di 8 çarpı z artı x 9 artı 1 8 çarpı 10 Bura kaç oluyor? 80. Bunun rakamları toplamını alırsak arkadaşlar 8 artı 0'dan ne olur? 8 olur. O halde bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 8'dir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 4 basamaklı şöyle alalım. 4 basamaklı x, y, y doğal sayısının 8 ile bölümünden kalan y'dir. x, y, y y sayısının 8 ile bölümünden kalan y'dir. O zaman arkadaşlar şu son 3 basamağa bakıyordum. Dolayısıyla bunun 8 ile bölümünden kalanın y olması için y'yi 4 seçersem 444 sayısını 8'e böldüğümüz zaman kalanımız 4 olur. Demek ki y'miz kaç oluyor arkadaşlar? 4. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan x'tir. x artı x y y y diyelim. 3k artı x olacakmış. y'yi 4 verdik. x artı 12 eşittir. 3k artı x olur. X artı y'nin en büyük değeri. Şimdi 3'e bölündüğünde kalanlarımız arkadaşlar kalanlarımız 1 olur. 2 Pardon 0 olur, 1 olur ve 2 olur. Evet, en büyük olması için x'i buradan kaç seçmeliyiz? 2 seçmeliyiz. O halde x artı y toplamının en büyük değeri x'i y'yi 4 bulduk. x artı y 2 artı 4'ten 6 cevabını buluruz. Doğru cevabımız. Eşlik olmuş olur. Altıncı sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 1, 3 ve 5 rakamlarını kullanarak yazılabilen rakamları tekrarsız 3 basamaklı tüm sayılar doğal sayıların toplamı aşağıda hangisine tam bölünemez. Şimdi buradan yazılabilecek 3 basamaklı rakamlarımız arkadaşlar 1, 3, 5'tir. 135. Şu ikisini yer değiştirirsem 153. 3'ü başa alırsam 3, 5, 1. İkisini yer değiştirsem 3, 1, 5 olur. 5'i başa alırsam 5, 1, 3 olur. 5, 3, 1 olur. 6 tane bu sayı. Bunların toplamından bahsediyor arkadaşlar. Toplarsak 8, 9, 9 daha 18. Elde var 1. Bunlar da yine 18 edecek. Bir de eldeydi. Elde 19, 18 olduğu için bir deldeydi de 19. 1998 olur. Bunlardan kime tam bölünür? Bölünemez diyor. O halde 1998'i asal çarpanlarına ayıracağız. Yani çarpım biçiminde yazmamız lazım. 1998'i 2'ye bölersek arkadaşlar 9 kere 2 18 9 kere 2 18 Burası da kaç oluyor arkadaşlar? 9. 999. 999 arkadaşlar 3'e bölünür. 333. 333 3'e bölünür. 111. 111 3'e bölünür. 37. 37 asal olduğu için 37 olur. O halde bu sayımız ne oldu arkadaşlar? 2, 3, 3, 3 ve 37. Burada işlerinde 2, 3, 3, 3 ve bunların çarpımlarından elde edilen sayılara bölünmezdir. Dolayısıyla 2 burada var bölünür. 6, 6 2 çarpı 3 olduğu için burada var bu çarpan bölünür. 18, 2 çarpı 9 olduğu için 2 çarpı 9 dersem bölünür bölünür. 24 arkadaşlar 3 çarpı 8 biçiminde söyleyebilirim. 2 çarpı 12 biçimde söylerim. Dolayısıyla burada 3 çarpı 8 dediğimiz zaman 8 çarpanı burada olmadığı için 24 ne yapılmaz? Bölünemez. 54 arkadaşlar şöyle diyelim. 9 kere 3. 27 şurası. 2 ile çarptım. 54. 54 çarpanı var olduğu için bununla da bölünür. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz.